Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi yine doğadan size çekim yapıyoruz. Gördüğünüz üzere burası çok güzel, burada çok güzel bir ortam var. Bu ortamdan sizlerle birlikte oluyoruz. Başlığımızı şu şekilde attık, Ayasofya'yı açtık, türbeler hala kapalı. Şimdi Ayasofya'ya ayrıyeten değineceğim. Ayasofya'nın ne anlama geldiğini, açılmasının ne anlama geldiğinden ayrıca bahsedeceğim. Yalnız bugün benim aslında Ayasofya haberiyle birlikte dikkatimi çeken türbelerin kapalı olması durumuydu. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu videoyu yayınladığımız süreç içerisinde de umarım ki açılmış olur. Şimdi milletimizin beklentisi doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan Ayasofya'nın alınan karar ile aslına rücu etmesi tüm İslam alemini mutlu etmiştir. Beni de olduğu gibi beni de çok mutlu etmiştir. Şimdi böylesi önemli ve değerli bir gelişmenin ne anlama geldiğini henüz idrak edemeyen Müslümanlarımız da maalesef var. Haberi ilk aldığım esnada iş münasebeti ile Göynük ilçede bulunuyordum, Ankara'ya yakın olması sebebiyle. Biliyorsunuz Bolu'ya bağlı, Ankara'ya çok yakın Göynük ilçesi. Haberi aldığımda Göynük'teydim. Göynük'te bulunuyordum. Herkese nasip olmayacak bir hal ehli üzere Ayasofya'nın ibadete açıldığı haberini Akşemseddin Hazretleri'nin huzurunda almıştım. Şimdi haberi teyit ettiğimiz andan itibaren, teyit etmemizin hemen ardından sevincimizi paylaşmak için Fatih Sultan Mehmet Han'ın, biliyorsunuz, hocası, İstanbul'un fethinde başrol olan Akşemseddin Hazretleri'nin türbesine yönelmiştik. Oraya gitmeyi istemiştim, yani böylesi güzel bir haberin ardından Akşemseddin Hazretleri'ni ziyaret etmek istemiştim. Yalnız türbeye vardığımda türbenin kapısına şerit çekilmiş durumdaydı. Kapı duvar durumdaydı. Yani bir an şaşırmıştım neden böyle diye. Sebep koronavirüs tehlikesi. Sonuç her yer açık, türbeler kapalı. Yani o kadar bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu bir yer değiliz ki aslında. Yani zaman zaman da sinirleniyorum, kızıyorum ama gülüyorum da. Komik de bir durum çünkü. Şimdi bilindiği üzere koronavirüsün hayatımıza girmesinin ardından sokağa çıkma yasağı dahil bir dizi tedbir uygulanmıştı. Bu tedbirler kapsamında ibadethaneler dahil tiyatro, sinema, gösteri merkezleri, konser salonu, nişan, düğün salonu, kafeterya, lokanta, AVM gibi toplu sosyal hayatın işlediği alanlar kapatılmıştı sizin de bildiğiniz üzere. Daha sonra devamında takip eden süreçte koronavirüsün kısmi kontrol altına alınmasının ardından hayatımızda da kontrollü bir normalleşme başlamıştı. Şimdi yeni normalleşme ile birlikte AVM'ler dahil toplu aktivite alanları ile türbeler hariç ibadethaneleri açtık. Açıldı. Yani şimdi AVM'ler açıldı, ibadethaneler açıldı, restoranlar, kafeteryalar açıldı. Bu noktada türbelerimiz hala kapalı. Şimdi türbeler sahipsiz mi acaba? Yani bunlarla kim ilgileniyor? Biraz da bundan bahsedelim istiyorum. Türbelerimizin bakım ve onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Türbelerimizde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ilaveten Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il bazında valilikler ve belediyeler, ilçe bazında kaymakamlık ve belediyeler ilgileniyor türbelerle. Koronavirüsün etkilerini azaltmak adına bilim kurulunun danışmanlığında, sizin de bildiğiniz üzere danışmanlığında Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar kapsamında hemen hemen her yer kontrollü şekilde açılmasına rağmen türbelerin hala kapalı olması benim dikkatimi çekti. Dikkat çekiyor çünkü. Yani sandukaların bulunduğu alanlar tamamen ziyarete kapalı durumda, kapalı tutulurken bazı ziyaretgahlarda ise vatandaşlar hacet penceresi denilen pencereden dua ediyor. Yani türbenin hemen küçük bir penceresi vardır, böyle demir parmaklıklı, oradan dua ediliyor. Yani bu adam içeri girse ne olur? Yani içeri girse bir şey mi olacak? Diye düşünmeden geçemiyorum yani. Bu süreçte de türbeliler ile daha önce, az önce bahsettiğim kişi ve kuruluşlar dahil
alakadar olan taraflardan hiç bu karara itiraz edildiğine de şahitlik etmedim. Yani kimse demiyor ki neden türbeler kapalı? Yani her yer açık, neden türbeler kapalı? Hani alınan bu karar, bulaşıkını ortadan kaldırmak içinse şayet AVM'leri referans alırsak, AVM'lerde bulaş riskinin daha fazla olması gerekmiyor mu? Yani AVM'lerde bulaş riski daha fazla. İnsanlar birbirleriyle iç içe haliyle orada daha fazla değil mi bulaş riski? Yani neden türbeler kapalı? Şimdi özellikle de bu aziz millet, yani sahada olduğum için bunu da artıkla söyleyebiliyorum. Bu koronavirüs sürecinde devlet bakidir diyerek kurallara elinden geldiğin kadar riayet etmeye çalıştı. Yani bazı şeyleri geç öğrendik belki ama öğrendik en azından. El yıkamayı öğrendik, hijyene dikkat etmeyi öğrendik, sosyal mesafeyi korumayı öğrendiler. Yani bu millet elinden geldiği kadar kurallara riayet etmeye çalışıyor, uymaya çalıştı. Bir de bunun üzerine milletimizin ecdadına edeceği duaya mı el koyduk? Yani o duaya da el koyduk. Bu görünen şekil ve fotoğraf bunu gösteriyor. Şimdi bu millet bu kurallara riayet ettiği kapsamda, ölçüde gerekirse türbeye tek tek girmeyi de, sosyal mesafe kuralına uymayı da bilecek kapasitede bir millet. Yani dalga geçmeye gerek yok bu insanlarla. Şimdi bu, bir de bu toprakları toprak yapan şehit sahabe olan şahsiyetlerin türbelerinin kapatılması ve onların o türbelerin kapısına kilit vurulması, böyle bir durumda hiçbir mantıkla açıklanmaz. Yani onları ben ziyaret etmek istiyorum. Benim gibi nice insanlar bunu ziyaret etmek istiyoruz. Haliyle kapıya kilit vurmak çok mantıklı bir seçenek değil aslında, koronadan korunmaya çalışılıyorsa şayet. Açılır türbe. Türbe açılır, kapısı açılır. Yani türbelerin kapılarının açık olması da bir insana huzur veren durumdur aslında. Ve hatta bu toprakları toprak yapan da bir değerdir. Yani bu toprakları ayakta tutan da değerlere sahip orada yatan zatlar, büyük insanlar. Haliyle çok öyle hoş olacak bir durum oluşturmadı, teşkil etmedi. Biz bu bağlamda türbeler ile ilgili alınan bu yanlış kararın, Ayasofya'nın camiye çevrilme kararı neticesinde yaşadığımız sevinçle bağdaşmadığını belirtmek gerekir ki bu yanlışların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani geç bile kalındı. Geç kalınan bu kararın bir an önce alınması gerektiğini düşünüyoruz efendim. Bu bağlamda koronavirüs dahil türbelerin kimseye zararının olmadığını da vurgulamak istiyorum. Yani kimseye ne zararı var? Türbenin kapısının açık olmasının kime ne zararı var? Zaten görevliler var türbelerde. Akşemseddin Hazretleri'ne örnek verebiliriz. Eyüpsüddin Hazretleri'ne örnek verebiliriz. Zaten görevliler var. Bu görevliler kontrollü şekilde insanları içeriye alabilir. 2 kişi, 3 kişi, durumuna göre 1 kişi alınabilir. Sosyal mesafeyi korumak şartıyla. Bu noktada bilim kurulu bazı şeyleri kestiremiyor da olabilir. Yani çünkü tamamen sağlıkla ilgili kararlar alındığı için bazı şeyleri de kestiremiyor olabilirler. Şimdi şöyle bir durum var. Bilim kurulunu da eleştireceğiz inşallah ilerleyen dönemlerde, süreçlerde. Bilim kurulunda eksikler var. Sadece sağlık çalışanlarından, yani sadece bilim adamlarından oluşması da aslında bir eksiklik. Yani bilim kurulunun içerisine farklı platformlarda görev yapan insanların da alınması gerekiyordu, bulunmaları gerekiyordu. Bu da bir eksiklik. Bunu da yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Şimdi bu geç kalmış kararın alınması için aslında biz bu videoyu çekmek istedik. Bu geç kalınmış kararın bir an önce alınması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu video yayınlandığında da bu karar alınmış olur.
bizler de türbelerin açılması yönünde alınacak kararı umarım ki bu sayede, bu video ile birlikte katkı sağlamış oluruz. Sağlamış olmaktan da onur ve gurur duyarım. Çünkü çok dikkatimi çekti. Yani her yer açık, türbeler kapalı. Burada bir tezat durum var gibi hissettim, sezdim. Bunu da konuştuğumuzda türbedeki görevlilerle, halkla konuştuğumuzda, evet, saçma bir durumun olduğu da ortaya çıkıyor zaten. Ben bu minvalde gecikmeli kararında bir an önce düzelteceğini düşünüyorum. Umarım biz de bu bağlamda katkı sağlamış oluruz. Şimdi yeni konular ve yeni gündemlerle sizlerle olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginizden, katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı gittikçe büyüyen bir aile oluyoruz. Bu ailenin her bir üyesine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı lütfen bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bize ulaşın mutlaka ki. Videoların altında beğen butonu var. Yorum yapabilirsiniz. Kızlarımız ilgileniyor, yani sosyal medyayla ilgilenen arkadaşlarımız var. Onlar da maillerinizi ellerinden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorlar. Lütfen ulaşın. Bu konuda çekinmeyin. Sizler de görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Değerlisiniz bizim için. Yani benim için çok değerlisiniz. Her biriniz ayrı ayrı çok değerlisiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı dediğim gibi. Abone olmayı ve takip etmeyi bizleri lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.